Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Herkes bir telaş, bir acele içindedir. Sanki yaşam kaçıyor. Sen ol. Hayatında her ne olursa olsun hiç acele etmene gerek yok. Acele etmek yaşamı kaçırmaktır benim aziz dostum. Sen gereken her şeyi yapmak için oldukça bol vaktin olduğunu sakın unutma. Seni sana iyi hissettiren her şey senin yaşam kılavuzundur. Onları takip edersen mutlu olursun. Asla ama asla kendine benim zamanım yok. Çok fazla işim var, yetiştiremiyorum deme. Bunu başaramam, şunu bitiremem, çok salağım, aptalın tekiyim. Bak, onu da yetiştiremedim diyerek kendini kötü olduğuna ikna etmek için boşu boşuna uğraşıp durma. Bu şekilde yaparsan kendi önüne engelleri sen doldurmuş olursun. Onları dizersin böyle sıra sıra, sonra da o engelleri geçemezsin. Bilmen gereken şey esaret buradadır. Yürekte değil. Eğer sen mantığında bir fakir gibi düşünürsen kesinlikle fakirsin. Düşünce tarzını ve tutumunu bu fakirliğe ayarladığın zaman, dirence, savaşa, olumsuzluklara ayarladığın zaman kendini yaşamdaki tüm güzel şeylerden mahrum bakırsın. Bu suç senin, başkasında suçu arama. Sen bilinçaltına bu şekilde olumsuzlukları doldurduğun sürece kendi kendine o şeyin olmaması için çağrıda bulunuyorsun. Bu çekimi yaparak kendi barikatlarını kendin oluşturuyorsun. Sonra da ben bunun böyle olacağını zaten biliyordum diyerek bunun üzerine de bilginçlik taslayarak ağlayıp duruyorsun, dertlenip duruyorsun. Farkında ol. Gönülden inandığın olumlu ya da olumsuz her şey yaşantında gerçekleşir. Şimdi dön ve bir hayatına bak. Senin inançların ne? Bilinç altına attığın o kayıtlar ne? İnançlarının kontrolü senin elinde. Benim aziz dostum, onları kontrol etmeyi öğren. Ben sana bunu öğretmeye çalışıyorum. En basit yollardan olumlu cümleleri sürekli tekrarlayarak şarkılar şeklinde, duygularla, bunu vuruşlarla, timüs bözüne vurarak ya da EFT noktalarına vurarak söylettirmeye çalışıyorum. Ki o eski olumsuz, seni negatif etkileyen olumsuz inançlarından kurtulasın diye. Ben diye başlayan her bir cümle bilinçaltına verilmiş bir emirdir. Bunu fark et. Bilinçaltın senin en sadık hizmetkarındır. Sen bunun farkında olsan da hizmetkarındır, olmasan da. Her bir emrini koşulsuz uygular. Benle başlayan cümlelerle sen kendi kaderini yarattığının farkında olmalısın. Sen sadece yapılması gerekeni yap. Bırak yaşamın telaş etmeden, düzenli
uyumlu bir şekilde huzurla aksın. Sen yeni başladığın her güne, her olaya ve her duruma uygun şekilde sevgi ve şükran dolu bir yürekle başla. Ve bugün her şeyin yerli yerinde mükemmel bir şekilde olduğunu gör. Güne harika bir gün olduğu beklentisiyle başla. Duygu ve düşüncelerini, hareketlerini bu şekilde düzenle. Benim söylediğim bu şarkıyı olumlamaları vuruşlarla yap. Fark edeceksin ki her geçen gün bu söylediğimiz kelimeler artık çekim yapmaya başlayacak ve senin hayatına girecek. Sakın bundan vazgeçme. Güne harika bir gün olduğu beklentisiyle başla. Duygu ve düşüncelerini, hareketlerini bu söylenen şekilde düzenle. Yani benim her şeyi tam ve eksiksiz yapacak zamanım var, acelem yok. Ben başarılı olduğumu biliyorum ve kabul ediyorum. Ben yaratıcı yeteneklerini kullanan, her şeyin üstesinden kolaylıkla gelen biriyim. Ve bunu başarıyorum. Kendime keyifli, neşe içinde geçirecek bol bol zaman ayırıyorum. Yaratıyorum. Bardağın dolu tarafını seçerek yaşa benim aziz dostum. Eğer sen bunu yapabilirsen, tüm beklediklerini zahmetsizce eş zamanlarla kendine çekmeye başlayacaksın. Böylece hayatının ne kadar hoş, zahmetsiz ve güzel olduğunun farkına vararak sonra da ben bunun böyle olacağını biliyordum diyerek bu defa gülerek aşkla bilgiçlik taslayabilirsin. Sen yavaşlaya yavaşlaya ana gel. Hiçbir acelen olmasın. Yediğinin, içtiğinin, alıp verdiğinin, kısacası oturup kalktığının, dokunduğunun, tattığın, yaptığın her şeyin farkında ol. Yaptığın her şeyi hisset. Üstelik kimseden de bir beklentin olmasın. Bir tek bilinçaltından, kendinden beklentin olsun. İşte o zaman, oh be, şimdi yaşıyorum, huzurluyum diye nara bile atabilirsin. Unutma, en büyük zenginlik içindeki huzurdur. Huzurun varsa bir parça kuru ekmek bile en güzel ziyafettir. Gelin şimdi şarkımızı söyleyelim. Ve birlikte bu olumsuz inançlardan kurtulalım dostlarım benim. Bugün dünden daha harikayım. Bugün dünden daha başarılıyım. Bugün dünden daha güvendeyim. Bugün dünden daha zenginim. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Bugün dünden daha harikayım. Bugün dünden daha güzelim. Bugün dünden daha muhteşemim. Bugün dünden daha şanslıyım. Bugün dünden daha sağlıklıyım. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Bugün dünden daha huzurluyum.
Bugün dünden daha sevinçliyim. Bugün dünden daha mutluyum. Bugün dünden daha güzelim. Bugün dünden daha neşeliyim. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Oh be! Hadi dostum, bunları, bu türküyü söylemeyi sakın. Unutma, ben daima senindeyim. Ne kadar küçük olursa olsun, ilk adımı isteyerek at. İyileşmeyi ve öğrenmeyi. Tüm içtenliğinle, samimiyetinle iste. Mucizeler mutlaka gerçekleşecektir. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.